Evet, televizyon gazetesine mi devam ediyoruz? Ne yapıyoruz? Anlamadım ki. Önce çıktı Cumhurbaşkanı, bir 20 dakikamızı aldı. Ondan sonra muhalefet bir yarım saatimizi aldı. Bir tek haberde kaldık. Haberde neydi? Seçim bitti, zamlar başladı, Tanzim çöktü, fiyatlar patladı. Kuru soğan 10 lira, motorine 13 kuruş zam geldi diye. Tabii sigaraya zam geldi falan, bir sürü şey. Öznur Ateşer, ben zam mı yapmışlar yahu diye sormuştum sosyal medyada. Öznur Ateşer, zam mı yapmamışlar diye sorsak daha doğru demiş. Rufi Bahtiyar, seninkini okuyamayacağım. Rütükle başımı derde sokma. Sevgi Çanga, iyi yayınlar demiş, teşekkür ederim. Hatice Şafak, iyi yayınlar, zamlar bitmez demiş. Hamide Irmak, iyi yayınlar Halil Nebiler abimiz demiş. Salih Aksoy, vay peygamber Salih, bu Sefa Köyü'nün meşhurlarındandır. Tamam, geliyorum hemen. Sana dokunmaz, içmiyorsun demiş, sigara zammını almış sadece. Şadıman Çağlar, iki yandaş basını okudun Halil kardeş, sabah sabah huşu içinde oldum dünkü zamlardan sonra diyor. Bengül Hanım'ın da durumu benim gibi herhalde. Bengül Aydın'ın neye yapılmış diye soruyor. Mehveş Cinemre, belediyelerdeki soygun çok büyük, çalışmadan maaş alanlar vesaire demiş. Bu zamlarla ilgili bir yorum alalım bakalım dedik. Hocayı aradık, Uğur Civeleki. Hocam merhaba. Günaydın Halil Bey, iyi yayınlar. Günaydın hocam, size fazla sık müracaat etmeye başladık ama kabahat bizde değil, şeyde. Zam yapanlardan. İşte başlıklara bakın. Seçim bitti, zamlar başladı. Tanzim çöktü, fiyatlar patladı. Siz söylüyordunuz gerçi bunların olacağını ama ben şeyi merak ediyorum. Niye bu kadar acele ettiler? Hiç olmazsa sonuçlar kesinleşseydi. İki, başka nelere zam gelme ihtimali var? Şimdi bir Kasım ayı, daha doğrusu Ekim ayından 31 Mart'a kadar olan süreci farklı bir değerlendirmek lazım. Yeni ekonomi programı yönünde girilmedi, dengelenme dendi. Piyasa, kurallı piyasa anlayışı dışında müdahaleler oldu. Önce enflasyon sepetlemelik, enflasyonla topyekun mücadele dendi. Telefonlar çalıştı, rekabet kurulu tehditleri devreye girdi. Finansal piyasalarda talimatlı yönlendirmeler söz konusu oldu. Bilime, akla aykırı her şeyle bir takım unsurlar bastırıldı. Kur geriletildi ama şu anda yabancılara verilen sözü var ekonomi yönetiminin. Seçimden sonra kurallı piyasaya dönecekleri yönünde. Eğer döneceklerse fiyatlara yansıtılamayan maliyetler kademeli devreye girer. İlk bir hafta ne olup bittiğini belki algılamakla geçti ama zamların gelme olasılığı yüksek. Hangi koşulda gelmeyebilir? Türk lirası değerlenirse, bir mucize olursa belki oranlar düşük kalır. Ama böyle bir mucize olmazsa %90 ihtimal zamlar yılın ikinci çeyrek geneline yayılacak şekilde beklentileri de olumsuzlaştırarak devreye girebilir. Geçen hafta gördüğümüz, evet, benzin zammı var. Bu neden kurlarda biraz yukarı hareket var. Hala geçen hafta bastırılmaya devam etti. Petrol piyasında bir yukarı hareket vardı. Bu geldi. Ama hesapta olmayan elektrik dağıtıcılarına verilen elektriğin fiyatı %37 artırıldı. Bu bir şekilde tüketicilere yansıyacaktır. Bu hafta başında duyduk sigaraya zam var. Muhtemelen başka şeyler de gelecek. Tanzim satışlar, çadırlar kaldırıldı, marketlerde devam ediyordu. Bu sefer marketlerde de bitiyor olabilir. Görmek lazım. Ama enflasyonu indirmek kolay olmayacak. Çünkü neden? Önümüzdeki dönemde ne tür bir ekonomi politikası uygulayacağımız belli değil. Önce Türkiye'nin güvenlik dış politika konusundaki yolunu seçmesi lazım. Onda, bunlar belli olmadan ekonomi programı, açıklanacak programın itibarı olmaz. Önermelerinin de itibarı olmaz. Herkes bir yere kadar korkuyla bekler. Ondan sonra işin gereğini yapmak zorunda kalır. Bu da zam şeklinde her yere yansır. Türkiye'de gelir dağılımının daha hızlı bir şekilde bozulmasına yol açar. Ha bir de şunu unutmamak lazım. Türkiye'de orta gelir grubu küçülmüştü ama taze krediler sayesinde bu grubun küçülmesi engelleniyordu. Artık taze kredi yok. Artık orta gelir grubunun büyük kısmı yoksulluk sınırının altında transfer olmuş durumda. İş talep çok zayıf. Bu koşullarda Türkiye'de beklentileri olumluya çevirmek mümkün değil. Şimdi bunu nasıl karşımıza çıkıyor? Bir yandan zamlar şeklinde, bir yandan talep zayıflaması, bir yandan borç alacak zincirinde çatırdamalar şeklinde karşımıza çıkıyor olacak. Yani beklentiler kötü. Çok zor bir döneme giriyoruz. Bunu bilmek lazım. Bu
Yapısal reformları 10 Nisan'da açıklayacakmış Berat Albayrak Bakanımız. Buradan ne çıkar dersiniz? Buradan ne çıkar? Biraz önce bahsettim. Türkiye'nin dış politika, güvenlik konusundaki tercihlerini netleştirmesi lazım. Bunlar olmadan bir paket açıklayacaksınız, yapısal reform diyeceksiniz. Şimdi eğer alınacak kararlar Batı'yla araya mesafe açmak şeklindeyse dışarıdan taze para gelmeden kurallı piyasayı çalıştıramazsınız. İstenmedik fiyat hareketlerini önleyemezsiniz. Yapısal reformlar da finansal destek olmadığı sürece faydasından çok sıkıntı yaratır. Ağırlaşması önlenemez. Şu anda Türkiye pek gerçekçi değil. İşin bu tarafını finansal piyasalar biraz tehditle, biraz talimatla görmezden geldi. Ama böyle devam etmesi mümkün değil. Evet. Yani Türkiye öncelikle dış politika ve güvenlik konusunda alacağı kararlara odaklanmalı. Bu eğer Batı'nın hoşuna gitmeyen çizgide olursa Türkiye'ye net sermaye girişi beklemek pek gerçekçi olmaz. O zaman peşin bedel ödeyecek şekilde bir program tasarlanması lazım. Böyle olmazsa o program zaten çalışmaz. Evet. Hocam peki bugün Putin ve Erdoğan görüşecekler. Siz biraz önce ulusal güvenlik politikalarının netleşmesi lazım demiştiniz. Bu konuda bir yardımı olacak mı görüşmenin? Olabilir. Cumhurbaşkanının yani Putin'le görüşecek. Oradan ne mesajlar gelecek? Ona göre herkes bir kaynağı arayacak. Yani bugün hem o görüşmeler önemli hem de Dışişleri Bakanı'nın Amerika'daki toplantılarda vereceği yanıtlar önemli. Söylenden geri adım atılmaz ise Batı'dan Türkiye'ye yaptırım tehditleri bir kademe daha yukarı sıçrayabilir. Piyasaların bu aşamadan sonra bir şeyleri görmezden gelmesi de mümkün olmaz. Bugün kura bakıyoruz. İşte geçen hafta yani son iki haftaya baktığımızda 5.65 seviyesinin üzerine iki kere sıçradı. Hep bastırıldı. Bugün üçüncü kez bu seviyenin üzerini zorluyor ve kontrol etmek kolay olmayabilir. Evet. Peki. Teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun. Son bir şey daha ekleyeyim. Geçen hafta Merkez Bankası bankanın swap limitlerini %40'a yükseltti. Bugün de swap piyasasının %25'ten 24'e indirildiği söyleniyor. Bu kur hareketi bu süreçte önemli ama tek başına genel bir değerlendirme yapmak için yeterli değil. Dış politika, güvenlik konusundaki gelişmeleri bekleyeceğiz. Buradaki gelişmelere göre çarşamba günü açıklanacak programın ne yapıp ne yapamayacağı da netleşecek. Piyasa eğilimleri kontrol dışına da çıkma ihtimali var. Dikkatli olmak lazım. Vallahi hocam ne açıklama yapacak bilmiyorum Berat Albayrak ama soğanın 10 lira, biberin 21 lira olduğu, 22 lira olduğu bir pazarda biz demek ki elimizde file, bir gözümüz, bir kulağımız Rusya'da, bir kulağımız Amerika'da olacak. Durumumuz bu. Halil Bey şöyle bir açmazımız var. Yani bu saatten sonra Türkiye'nin kuru bastırarak, enflasyonu kontrol etmeye çalışarak üretimi destekleyebilme şansı yok. Bu da hareket yeteneğini önemli ölçüde kısıtlayan unsurlardan biri. Evet. Peki. Çok teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Rica ederim. İyi yayınlar. İyi günler. Evet, bu kadar da değil yani. Bu kadar da değil. Bu zamların, piyasanın bu hali başka bir şeyi daha tetikliyor. O da işsizliği. Önemli bir uzman diyor ki, sosyal bir dram yakın. Cumhuriyette işsizliğin %17'lere çıkabileceğini söyleyen Gürsel. Kim bu Gürsel? Profesör Seyfettin Gürsel. Üstelik kalıcı olacak dedi. %17 ne demek ya? BETAM direktörü Profesör Seyfettin Gürsel, işsizliğin üst üste yükseldiğini ve %17'ye çıkabileceğini söyledi. Kredi akışının durduğunu, büyümenin hızla sağlanamayacağını belirten Gürsel'e göre bu şiddetli ve ateşten bir top haline gelen işsizliğin ardında sosyal bir dram görünüyor. Özel sektör ücretlerinde ciddi erozyon olduğuna dikkat çeken Gürsel, iç piyasayı hareketlendirecek gelişme yok, hiçbir kuruma güven kalmadı, enflasyon düşmüyor, sürekli komplo teorileri geliştiriliyor, bu anlayışla dışa açık piyasa ekonomisi yönetilemez demiş. %17 diyor, 17, 17 ve kalıcı olacak diyor. Yani insanlarımız, bakın arkadaşlar, insanın insan olmasının anlamı üretici olmasındadır. İnsan bir şey üretiyorsa, düşünce üretiyorsa, mal üretiyorsa, işte ziraatte üretiyorsa, sanayide üretiyorsa insan oluyor.
üretim olmayan bir şeyde insan olamıyorsun, şey oluyorsun, bir şey oluyorsun. Sen çalışabilecek nüfusunun %17'sine sen kenarda dur, bir şey üretme dediğin zaman o adam ne yapacak? Şeyleşecek. Ya ondan sonra uğraş dur toplumda. Ha sadece bizde değil ki. Sadece bizde değil. Bütün dünyada var. Nerede var? Avrupa'da var. Bakın sarı yelekliler 21. defa alanlara çıktılar. Ama Avrupa'da mesela kiralar yüksek diye insanlar sokağa çıkıyor. Kiralar yüksek diye. Ha nerede? Bakayım. Burada Güneş gazetesinde. Maaşın yarısı ev sahibine gidiyor. Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde artan kiralar halkı isyan ettirdi. 1500 avrodan ucuza ev bulamayan binlerce kişi sokaklara döküldü. Son yıllarda neredeyse 3 kat artan kira fiyatları Almanları canından bezdirdi. Münih, Köln, Dresden, Göttingen ve Hanover başta olmak üzere 19 kentte 55 bin kişi kira artışlarını protesto etmek için sokaklara çıktı. 1000 ila 1500 avrodan daha ucuza ev bulamayan bazı göstericiler konut temel hak yüksek kiralara karşı hep birlikte yazılı pankartlar taşıdı. Maaşlarının %34'ünü kiraya vermek zorunda kalan bazı Almanlar çareyi sosyal medyadan ortak ev arkadaşı aramakta bulduğunu söyledi. Göstericiler Berlin Eyalet Yönetiminden konut politikasında değişme gitmesini ve dar gelirliler için konut sağlamasını talep etti. Ayrıca 3000'den fazla konuta sahip şirketlerin ev arsalarına el konularak kamulaştırılması için imza kampanyası başlatıldı. Kira fiyatlarındaki artışlar sadece Almanya'da değil, Avrupa'da da protestolara neden oldu. Paris, Barcelona, Lisbon gibi metropollerde çok sayıda kişi sokaklara çıktı. Maaşlarının neredeyse yarısından fazlasını kiraya veren halk mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. Niye böyle? Çünkü bu kiralar reel kiralar değil, gerçek kiralar değil. Konut sektörünün, emlak piyasasının şu kadardır demesiyle oluşan fiyatlar. Gerçekte 1000 euro, 1500 euro değil o evin kira bedeli. 500 euro falan. Ama şirketler kiraladığı için daha fazla kar için daha fazla kira koyuyorlar. E onlar yine iyi. Ortalama %34'ü kiraya gidiyormuş. Bizde düşünün. 1000 liradan az kira var mı? Yok. Ortalaması ne? 1200-1500. Asgari ücret ne kadar? 2020 lira. Yani bütün dünya başka bir tarafa gidiyor. Bunun adı liberal ekonominin çöküşüdür. Liberalizm bitti. Bir an önce artık serbest piyasa kavramını dilinizden uzaklaştıracaksınız. Bir an önce kamucu, halkçı ekonomiye, üretim ekonomisine yöneleceksiniz. Bu kadar basit. Borçlanmayla, serbest piyasayla, şundan, bundan bu işler olmuyor. Olmuyor. Ama Berat Albayrak hala yapısal reformdan bahsediyor. Yapısal reformlar olsa olsa emekçiyi vurur. Emekçiyi. Nerede o? Nerede o bir gündeki haber? Yani zaten adamın canı çıkmış. Aziz Çelik eski bir sendikacıdır. Seçim bitti sıra yapısal reformlarda söylemi dillerden düşmüyor. Yapısal reform emek için acı reçetedir. Geriye yapısal reform adı altında yapılacak pek az şey kaldı. Kıdem tazminatını fona devretme gündeme gelebilir ki kırmızı çizgisi sendikaların. İşten çıkarmaların maliyetini daha da düşürecek önlemler söz konusu olabilir. 2020 yılında gündeme gelecek kamuya alınan taşeron işçilerin toplu sözleşme hakkının kısıtlanması gündeme gelebilirmiş. Kamu personel reformu yeniden ısıtılıp gündeme gelebilir. İşsizlik sigortası fonunda biriken 130 milyar liraya yapısal bir müdahale olabilir. Yani hazine el koyabilir. Onu söylüyor. 2019'un yapısal reformları emek için acı reçete demiş. İyi de yani bu memleketin sahibi sadece emekçiler mi? Niye başkalarına da bir takım şeyler yapılmıyor? Niye yük sadece toplumun bir kesiminde? Bütün kesimlerin, madem bu ülke hepimizin, bütün kesimlerin bu taşın altına elini koyması, o yüke sırt vermesi gerekiyor. Bizim düşüncemiz böyle. Evet, ekonomi 3 aşağı 5 yukarı böyle ama sadece bu kadar değil. Çünkü bakın mesela bir de göçmen sorunu var. Bütün Avrupa'yı etkiledi ama en çok bizi etkiledi. Çünkü
en güçlü ekonomi bile ala ala 500 göçmen aldı, 1000 göçmen aldı. Biz 4 milyon göçmen aldık. 4 milyon göçmen. Ha zannediyor musunuz onların da keyfi çok yerinde? Hani bazen kışkırtıcı haberler çıkıyor ya, işte bütün dükkanlar Suriyelilerin bilmem ne bedava yaşıyorlar. Yok öyle değil ya. Onlar da aç bir